30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Şubat günlerden pazartesi. Hemen haber başlıklarımıza bakalım. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 4 askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna'ya hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada İdlib'e karşı taraftan 30-35 kişi etkisiz hale getirildiğini, operasyonun da sürdüğünü kaydetti. Erdoğan konuyu Putin'le görüşebileceğini belirtti. Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Ocak'ta aylık bazda %1.35, yıllık bazda ise %12.15 yükseldi. Üretici fiyatları ise sırasıyla %1.84 ve %8.84 oldu. TÜİK Ocak ayında enflasyon sepeti hesaplarında rutin ağırlık değişikliğine gitti. TÜFE sepetinde alkollü içeceklerin payı %4.23'ten %6.06'ya çıktı. Gıda ve alkolsüz içecekler ise %23.29'dan %22.77'ye düştü. Ulaştırma ve konutun ağırlıkları da indirildi. Ocak ayında ihracat %6.1 artışla $14.8 milyar oldu. TİM verilerine göre 12 aylık ihracat $181.6 milyar ulaştı. Ocak'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %76.8 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttuğu görüldü. S&P kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. Cuma gecesi yayınlanan değerlendirmede itibarlı ve şeffaf bir programın uygulanması halinde ise kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vade elektrik piyasası işletim esaslarını belirledi. Resmi gazetede dün yayınlanan esaslara göre vadeli elektrik piyasası enerji piyasaları işletme anonim şirketi yani EPH bünyesinde kurulacak. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17.205'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte koronavirüs salgın nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti. Asya ise senetleri Çin'in uzatılmış tatilden gerileyerek dönmesiyle düşerken yalnızca Hong Kong borsası pozitif ayrıştı. Şangay'da ise senetleri kötüye giden koronavirüs salgını ile %9 gerileyerek açıldı. Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada virüsün ekonomi etkilerinin sınırlı olduğunu, hisse senedi piyasasındaki düşüşün bazı rasyonel olmayan faktörlerden ve paniğin tetiklediği hareketlerden kaynaklandığını açıkladı. Evet, az önce de belirttiğim gibi Ocak'ta ihracatta %6,1'lik bir artış yaşandı. Baktığımızda Ocak ayı $14.8 milyarla kapattı. Şimdi hemen Burak Karagöz'e döneceğiz. Bloomberg HT muhabiri, yanında TİM Başkanı İsmail Gülle var. Evet, biraz detay alalım. İsmail Bey ne der? Zeliha, teşekkürler. Hatay'ın Antakya ilçesindeyiz. İhracat rakamları, yılın ilk ihracat rakamları burada açıklandı. Yanımda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle var. İsmail Bey, öncelikle yüzünüz gülüyor. Rakamlar açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz yılın ilk rakamlarını? Evet, yıla iyi başladık. İhracat hem ihracatçının hem sektörlerin hem de ülkenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 14 milyar 765 milyon dolarla gene tarihi bir Ocak ayı rekoru oldu. Yıla iyi başladık. İnşallah istiyoruz ki bu düzelen ekonomik koşullar ve dünya konjonktürünün de müsaade ettiği ölçüde her ay bu rekorlarımızı yineleyerek gidelim ve gene sene sonunda hedeflediğimiz rakama ulaşalım. İlk üçte
Durum nasıl? İlk üçte gene otomotiv 2.4, kimya 1.7 ve hazır giyim 1.5 milyar dolarla ilk üçü paylaşıyorlar. Çelik, elektronik de diğerleri takip ediyor. Hemen hemen bütün sektörlerimizde artış var. Çelik de biraz bu ay düşüşle var. Tabii onu etkileyen bazı pazarlardaki durumlar. Ama genel olarak hem ülkelerde artışımız var hem de sektörlerin çoğunda artış rakamıyla buna geldik. Şimdi içeride parite etkisine özellikle vurgu yaptınız. Biraz anlatır mısınız? Geçen sene ihracatımıza negatif yönde etkisi, tabii daha önceki yıllarda bunun faydasını gördük ama bu son parite etkisinin geçen yıl ihracatımıza 5 milyar dolarlık bir negatif katkısı oldu. Bu ayda paritenin etkisiyle 200 milyon dolarlık daha bir eksik rakam açıklamış olduk bunu şeyde. Yani bu tabii bizim bazen faydasını gördüğümüz, bazen ihracatlarımızın rakamlarını dolar bazına etkisinde kaygısı vardı, katkısı vardı. Ama özellikle son birkaç senedir bu katkının kaybolduğunu ve aşağı doğru çektiğini görüyoruz bu rakamlarımız. Peki Çin merkezi salgın, orta vadede ihracatı nasıl etkiler, yansımaları nasıl olur? Vallahi biraz daha seyretmek lazım. Çok ani konuşmadan yani şöyle olur, böyle olur demek için biraz daha etrafı görmek lazım. Yani bunun boyutuyla ilgili bilgiler çok net değil. Bütün şeyler, çok farklı şeyler duyuyoruz, okuyoruz. Ama dünya bir pozisyon aldı, ona göre bekliyor. Yani bu Şubat ayının tabii bir hafta 10 güne kadar biraz daha bir şekil verir. Yani bunun olursa B planı, Çin'in bir ham madde tedariki olmadan başka kaynaklardan. Ve tabii pazarlardaki bütün her şey değişir. Çin mallarına bakış ve algı etkiler ticareti ondan sonra. Ama tabii ki insanlık adına inşallah bunun bir çözüm olması, bu salgının bunun bir şey son bulması son derece önemli. Çünkü bu taşınabilir bir şey değil. Şu anda psikoloji çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Herkes şeylerle, maskelerle, eldivenlerle, temassız, yüzü gözü sarılı. Yani inşallah bu şey işte Şubat ayında bu konu toparlanır diye bekliyorum. Şu an itibariyle ihracatçımızı etkileyen bir durum söz konusu yani mu? Bu kadar kısa zamanda etkisi tabii çok mümkün değil. Yani bu sürerse katkısı olur mu? Olur. Yani bir dünyada bir maliyet bazında bir artışa sebep olur mu? Olur. Bunların hepsi olur. Ama tabii bizim için her insan hayatını ekonomik şeylerden daha farklı tutarak biraz daha sağlıklı düşünmek ve sağlıklı bakmak lazım. Bir an evvel tabii dünyayı ilgilendiren bir... O bölgelere giden ihraç mallarının gidip gelişinde şu an itibariyle problem var. Şu ana kadar Sayın Bakanımızla görüştük. O konuda şu anda kargolarda, yüklerde herhangi gelişte bir sıkıntı olmadığını söylediler. Biz de ona dayanarak şu anda herhangi bir gidişte gelişte mallarla ilgili bir sorun yok. Yani şu anda insanlarda sorun var. Tabii bunun düzelmesi önemli. Peki efendim ihracata tekrar dönecek olursak yılın geri kalanı için beklentiniz ne yönde? Vallahi Sova'daki şeyde yeni ekonomi plandaki şey rakam belli. 190 milyar dolar üzeri. Bugün 1 milyar dolar koyduk geçen yılın üzerine. Yani bizim 9 milyar dolar programı tutturmak için. Ama bizim hedefimiz hep söylüyoruz 200 milyar dolar. İnşallah onu altını dolduracak çalışmalarımız da var. Konjonktür de yani bunlar da hepsi bizim için önemli. Bizim kendi şartlarımızın uygunluğunun şeyinden ziyade şu anda konjonktür çok etkiliyor. Brexit'i artık neticelendi. Ne olacak ne olacak diyorduk. Orada artık net olan bir tavır var. İngiltere'nin bu ay ihracatında %9 düşüş gördük bir önceki seneye göre. Bunu Şubat'ı, Mart'ı ve daha sonralarını planlayıp görüşmemiz gerekiyor. Yani biraz bu konjonktürü de iyi yönetirsek inşallah bu yeni bir program çerçevesinde yeni bir rekora ulaşırız. Son olarak da size zaman zaman soruyorum ama şu anda kur istediğiniz seviyelerde mi? Çünkü yılın ilk ayındayız. Beklediğiniz gibi mi istikrarlı kurdan yanasınız her zaman? Her zaman için. Biz yani bu kurun yukarı çıksın aşağı insin biz arada para kazanalım derdinde değiliz. İstikrarlı olsun. Enflasyonla, maliyetle bunları dengede götürsün. Zarar ettirmesin şeyden. Siz öngördüğünüz seviye nedir? Yani bunun biraz daha tabii ki üzeri normal olarak baktığınız zaman bu çerçevenin üzerinde. Ama yani bu şeyde şu anda ihracatçının gündeminde çok kur meselesi yok. Merkez Bankası'nın
şu ana kadar uyguladığı bütün politikaları destekliyoruz. Çok cesurca adımlar attı. Bunun da hemen kısa zamanda piyasaların normalleşmesine yönünde çok güzel gelişmelere neden oldu. Bizim için şu anda bu ortam kurun şurada ya da burada olmasında çok daha önemli. Yani istikrarın durumu önemli. Piyasaların daha sakinleşmesi önemli. Güven endeksinin yukarıya doğru çıkması. Yani bunun parasal karşılığı çok. Yani bunun olmadığı zaman ne olduğunu görüyoruz. O nedenle şu andaki durumun ve sahip olduklarımızın kıymetiyle daha farklı şeyler üretebiliriz. Peki, teşekkür ederim katıldığın için. Zeliha, söz tekrar sende. Teşekkür ederim. Değerli bilgiler aldık. Şimdi hemen telefonumuza döneceğiz. Belgin Maviç telefon attığımızda A1 Kapital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Belgin, şimdi konu çok. Önce enflasyonla başlayalım. Enflasyon beklentilerin üzerinde, en azından Bloomberg HT'nin yapmış olduğu anketin medianının üzerinde geldi. %12,15. Şimdi tahvil faizleri nasıl tepki verdi? İlk sorun bu olsun. Evet. Tahvil faizlerine baktığımızda nötr şu anda. 2 yıllık gösterge tahvil faizine baktığımızda 10,20'ler seviyesinde. Bu biraz da yurt dışı kaynaklı hareketlerin de bir devamı niteliğinde nötr görünümünü koruyor. Çünkü bu haftanın ilk 3 işlem gününde hem ihaleler var hem de itfası var hazinenin. Bu anlamda baktığımızda ihale programına baktığımızda yüklü borçlanmalar ve beraberinde de içeriye ödemeler var. Ama genel anlamda baktığımızda tahvildeki hareketlilik, özellikle genişleyen piyasayla birlikte tahvile yönelişin olduğu geçtiğimiz 2 hafta sonrasında yeni haftaya nötr olarak başlamamızda biraz da kurlar tarafındaki hareketliliğin de bunda etkili olduğunu söyleyebilirim. Yatırımcı şu anda kendine yön arayışında gibi gözüküyor Zeliha bu anlamda. Peki Merkez Bankası 12 toplantı yapacak, biri gitti. Şubat'ta evet. Da var. Bu enflasyon oranı acaba Merkez Bankası'nın hareketlerinde en azından faiz konusunda biraz beklemesine neden olur mu? Böyle bir beklenti oluştu mu Belgin? Şimdi Merkez Bankası aslında yılın ilk 3 aylık döneminde, özellikle Mart ayında bu artış bu şekilde devam ederse fiyatlamalar üzerinde baz etkisiyle daha yüksek bir enflasyonu görebilme ihtimalini zaten varsayımları içerisinde yer vermişti ve şunu söylemişti. Veri odaklı olacağım. Bu ne anlama geliyor? Eğer enflasyon müsaade ederse biz bu anlamda faizlerde indirim yaparız. Yani faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğini ve veri odaklı gelişmelere bağlı olarak faiz konusunda adım atacağını söylemişti. Ve buradan gördüğümüz kadarıyla enflasyonda beklentilerin üzerinde bir yükseliş söz konusu. Piyasa beklentisi özellikle yıllık bazda %11,86 ile 90 aralığındaydı ve bu anlamda baktığımızda gerçekleşmelere %12,15 yükseliş beklentilerin üzerinde. Elbette bekleyenler vardır ama buradaki şeyde baktığımızda enflasyonda kur kaynaklı baz etkisinin gelecek aylarda görebileceğimizi düşünüyorduk ama bu anlamda baktığımızda bunu Mart ayı gibi görebilme ihtimalimizin biraz daha kuvvetlendiğini söyleyebilirim Seda. Ve Çin tabii. Çin Merkez Bankası da hemen adım attı aslında. 21,4 milyar dolar para enjekte etti. 2 repo ihalesi ve tabii 10 baz puanlık bir indirime de gidildi. Hareketlerini bir şekilde piyasayı desteklemek için hareketlerini düzenliyor Çin Merkez Bankası. Ancak şimdi önümüzdeki bu hafta içerisinde Asya bağlı olarak Türk varlıklarında nasıl hareketler görebiliriz sence? İki konu var Türkiye açısından baktığımızda. Bir, küresel bazdaki bu hareketler, bir de hemen sınırımızdaki hareketlilik ve Türk askerlerine yönelik şehit haberleri güne uyanışımız. Onun öncesinde zaten güvenlik güçleri o bölgeye doğru hareket etmişti ve askerlerimiz o bölgede zaten devam ediyorlardı. Ama hareketlerin biraz daha artabileceği ve siyasi ve jeopolitik risklerin biraz daha ön planda olacağı bir haftaya başladığımızı düşünüyorum. Çin Merkez Bankası ise bu konularda oldukça deneyimli. Çünkü virüs sadece orada ilk defa görülmüyor. Daha önce hatırlayalım, 2003, 2009, 2012 ve 2013 yıllarındaki yaşanan virüs salgınlarında
Yine Çin, yine Asya ülkeleri sert etkiler almıştı. Çin Merkez Bankası durumun gerçekliğinin farkında. Zaten bu virüs, yani tatile girmeden önceki süreçte de yine piyasalara birinci faz anlaşması sonrasında likidite anlamında destek vermişti. Ama bu kez destek vermesinde 3 farklı amaç olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi emtia tarafındaki hareketliğinin önüne geçmek. Özellikle rezervlerin emtia açısından oldukça yoğunlaştıran Çin Merkez Bankası likidite anlamında o hızlı para çıkışlarının önüne geçmek için bu adımları atıyor ve ilerleyen günlerde buna da devam edecektir bu anlamda. İkincisi petrol tarafındaki hareketlilik. Her ne kadar aşağı yönlü hareket bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için pozitif anlamda ise Çin'in de üretimin durma noktasına getirebilecek adımların önüne geçmek için de bunu gerçekleştiriyor. Bir diğer önemli husus da piyasalarda benzeri hareketler 2009 yılında yaşanan virüs salgınlarıyla birlikte, ki onların içerisinde Ebola en ağırıydı. Yaklaşık olarak 65 milyar dolarlık bir değer kaybı hesaplanmıştı. Şimdi ise bu durumun devam etmesi ve piyasalarda küresel bazda, sadece Asya piyasaları değil, 100 ila 160 milyar dolarlık kayıpları beraberinde getireceğine dair böyle ön hesaplamalar, haber akışlarını tabii ki Merkez Bankaları da takip ediyor. Ve zannediyorum hafta boyunca da Çin Merkez Bankası ve diğer Asya ülkeleri piyasaları daha yoğun bir şekilde fonlamaya devam edeceklerdir. Bu yaklaşık 10 günlük bir periyodu kapsayabilir. Belgin Maviç, teşekkür ediyorum. İyi seanslar. Bu arada biz tabii hep gözümüz döviz mevduatlarındaydı. Geçtiğimiz yıl boyunca 2019, ama iş biraz değişik görünüyor. BDDK'nın derlediği verilere göre aslında altın mevduatlarında ciddi bir artış var. Ümit Kafa döneceğiz Garanti'den, Uluslararası Piyasalar Yöneticisi. Şimdi mevduat tarafına baktığımızda altın tarafında %98.5'lik bir artış görüyoruz ve miktar bazında 76 milyar 98 milyon liraya yükseldi. Bunu nasıl değerlendirirsin? Şöyle ki sadece 2000, yani aslında bu gördüğümüz bir sonuç. 2018 hatta 2019 boyunca hem fonların, merkez bankalarının, bireysellerin ciddi bir altın atağı oldu. Ciddi bir altına dönüş oldu. Bunda tabii birçok sebep var. Piyasaların sığındığı, bireysellerin de fonların da sığındığı birçok faktör var. Yani bunlar en başında tabii ciddi yüksek makro belirsizlik geliyor. Daha sonra jeopolitik riskler geliyor. 2020 ABD seçimi belirsizliği geliyor. 2019'un tamamını kapsayan ticaret savaşları belirsizliği geliyor. Keza yine küresel ekonomik aktivitede ciddi zayıflıklar geliyor. Yani altının aslında 2019 ve 2020'de de devam edeceğini düşünüyoruz ama ciddi anlamda hisse ve tahvil portföyüne bir hedge olarak kullandığını görüyoruz. Büyümeye ilişkin belirsizlikler arttıkça, jeopolitik risklere ilişkin belirsizlikler arttıkça hisse ve tahvil piyasasının getirileri düşüyor. Dolayısıyla da yatırımcı kendine yeni bir alternatif alıyor. Bu işin bir bacağı. Diğer taraftan da tabii gelişmekte olan ülke merkez bankalarının net alışlarını gördük 2019'da. Bunun 2020'ye de sarkacağını düşünüyoruz. Merkez bankaları son 10 yıldır neredeyse net alıcı. Bunun da tabii sebepleri var. Birincisi bilanço ayarlamaları. Rezervlerde dengeleme amaçlı alışlar, likidite riskine karşı alışlar, keza yine Basel regülasyonların değişmesi sonrası altın fiyatlarının piyasa değerinden hesaplanması, teminat olarak kullanması altının gibi faktörler piyasayı hem portföylere hedge anlamında hem de bu saydığım faktörler kapsamında altın piyasasına yönlendirdi. Sigorta ve emeklilik fonlarının da bu taraftan ciddi bir alışı oldu. Dolayısıyla şu saatten sonra şuna bakmak lazım. Yatırımcı neye güvenir ve şu saydığımız faktörlerden hangileri belirgin anlamda değişir? Yani ABD seçim belirsizliği masanın bir ucunda hala yazıyor. Jeopolitik riskler tersine döner mi veya azalır mı? Yüksek makro belirsizlik değişir mi? Şu anki şu an koronavirüs kaynaklı Çin belirsizliğini de ekleyelim. 2020 boyunca şu saydığımız faktörlerin tamamıyla tersine dönmesi çok zor görünüyor. Dolayısıyla hem bireysellerin hem fonların alışının özellikle altın mevduatlarındaki artışın da devam etmesini bekleriz açıkçası. Peki Ümit, şunu da sorayım.
2019 yılı boyunca yaklaşık %20'lik bir primi var altının. Ama ocağa baktığımızda sadece Ocak ayında %4'lük bir artış gördük. Tabii az önce bahsettiğin konular nedeniyle. Şimdi 2020 yılında altın yatırımcısı almaya devam eder gibi görünüyor. Bu mevduat artışlarında yeni rekorlar görür müyüz? Çünkü hep gözümüz döviz mevduatlardaydı ama görüldüğü üzere bunda ciddi artış var. Döviz mevduatlarında %20'lik artış var. Ne dersin? Ben kesinlikle artışın devam edeceğini düşünüyorum. Şunu da görmek lazım. 2021'in ilk çeyreğine kadar Fed'in faiz indirimi yapması veya bir faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Son gelişmeler çerçevesinde bu indirim şu an 2020'nin Temmuz'una kadar geldi. Merkez bankalarının, şimdi bunu niye anlatıyorum? Altının ana mekanizması reel faizlerin düşük olacağı ve bunun uzun süre düşük kalacağı beklentisi. Şu an bunu değiştirebilecek bir mekanizma yok. Hatta daha bol likidite hafta sonu Çin'in yaptığı gibi. Amerika Merkez Bankası'nın düşük faiz ortamını muhtemelen 2021'in de sonuna kadar tutabileceği gerçeği, bunları veri veri, gelişme gelişme piyasa an be an teyit ediyor. Dolayısıyla altın tarafına girişin her fiyattan belki de, her düzeltmede devam etmesini bekleriz. Ben altın mevduatlarının bu şartlar altında azalacağını düşünmüyorum, artacağını düşünüyorum. Ümit Kafa, teşekkür edelim. Bu arada bir başka gündem konumuz daha var tabii. Nilgün Çimen telefon attığımızda ASF Otomotiv Grup Satış Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza Nilgün Hanım. Merhaba Zeliha Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi noterlik işlemlerinde güvenli ödeme bugün başlıyor. Genelde notere giderken, ikinci el ya da işte araç alırken tabii ki döviz teslim olacak ve hep paraları yanımızda ya da yatar yatmaz hesaba göndererek yapıyorduk. Şimdi bu güvenli ödeme dediğimiz nedir? Neyi sağlayacak? Şimdi özellikle biliyorsunuz sıfır satışlarda değil, çünkü sıfır satışlar ana bayilerde yapılıyor ama ikinci el oto alım satımlarında para ne yazık ki nakit dönüyor. Burada özellikle bireysel anlamda yapılan satışlar ne yazık ki güvenilirlik anlamında sorun yaratıyor. Birçok dolandırıcılık noktasında ikinci elde problem yaratıyordu. Bu anlamda alınan bir önlem. Otomobil pazarı 2019 yılında 7.6 milyon araç sattı. Bunun büyük bir kısmı online tarafında satılıyor. Yani 2 milyon civarında bireysel müşteri online tarafında alım satım yapabiliyor. Bunlar da ne yazık ki bir kurum çatısı altında yapılmadığı için bu satışlar bir güven sorunu yaratıyor. Yani işte siz paranızı belki havale olarak çıkartıyorsunuz ama noterde aracın bir başka üzerine kayıtlı olduğu, sahte bir evrakla düzenlendiği ve araç sahibi olamadığınızla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kısacası dolandırılıyorsunuz. Bunu önlemek için yapılan bir şey. Burada yapılacak yöntem şu: anlaşmalı bankalar var şu anda. Türkiye Noter Birliği'nin hesabına iki taraf gidecek, alıcı ve satıcı. Ödemeyi buraya yatıracaklar, IBAN numarası belirterek. Noter Birliği aracılığıyla yapıldığı için paraya bloke konulacak. Yani siz bir referans numarası alacaksınız bankadan. Noterler Birliği'ne gidip alıcı ve satıcı olarak devrinizi gerçekleştirdikten sonra aracın sizin üzerinize geçtiğinden emin olduktan sonra Noterler Birliği satıcının hesabına bu lekeyi çözerek paraya geçirmiş olacak. Dolayısıyla burada bir dolandırılma riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki şu soruyu da yönlendireyim. Bir komisyon olacak mı bu hesabı gönderdiğimiz emanet hesaba parayı? Bugün itibariyle geçerli olan bir sistem biliyorsunuz. Anlaşmalı bankalarda şu anda bu komisyon olmayacak. Tabii sınırlı adette banka var. Fakat ilerleyen süreçte bu banka anlaşmalarında artacağı, özel bankalara da sirayet edeceğini düşünüyoruz. Şu an için yok. Peki şimdi bu noter işlemlerinde emanet hesap ve kredi kartıyla da yapılmıyordu işlemler aslında. Sadece evet. Bu otomotivde değil. Bunda da galiba anladığımız düzenleme yapıldı noterde güvenli olması adına, değil mi? Doğru, aynen öyle. Noterin bu anlamdaki rolü çok daha büyüdü. Eskiden biliyorsunuz trafik tescilde yapılan sıfır satışlar da artık noter kanadından yapılıyor. Dolayısıyla burada çok daha fazla bir nakit dönüyor.
ve ancak nakitle elden ödediğiniz paranın özellikle adetli işlem yaptığınızda çok ciddi sorun yarattığını biliyoruz. Bu anlamda bir esneklik kazandıracak, kredi kartıyla ödeme yapılabilecek her türlü açıdan, işte noter devirleri, komisyonlar tamamı kredi kartıyla ödenecek. Nilgün Çimen, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, noterlik işlemlerinde güvenli sisteme geçildi. Güvenli ödeme bugün başlıyor. Bu bilgiyi de aktaralım. Ve Borsa İstanbul gün ortasında %0.2 primli işlemlerine devam ederken dolar tarafında bir değişiklik görmüyorum. 5.98.50. Euro'da ise sadece %0.2'lik bir kayıp var. Altını çok konuştuk. Altını da söyleyeyim, kapatalım. 1577 ons dolar ve gramda da spotta 300 TL'ye gelmiş durumda gram altının fiyatı. Hoşçakalın şimdilik.